Herkese merhaba arkadaşlar. Hello Nikbor, Height and Skin. Üçüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ekranda ne görüyoruz? Bir yangın görüyoruz. Bu da demek oluyor ki yangınlı bir bölüm bizi bekliyor. Ateşli harmanlı. İşte bunlar evde tek kalmış. İki kardeş. Anne babasını arıyor. İkisi de açmıyor. Hiç endişelenmiyordu amına koyayım. O meşhur saymasını yine mi yapıyor? Dinozor sikişi gibi ses çıkarmayı bırak ulan. İnanır mısınız dostlar? 5 sene önce at çiftliğine gitmiştim. Ve 2 tane atı çiftleşirken gördüm. İnanın çıkardıkları ses bundan daha anlamlıydı. Şimdi yeni bölüme başlayalım. Onu öyle amına koyayım. Oo, kulpu, kapının kulpu benim elimi yaktı. Neyle açabiliriz kapıyı? Bu. Ananın amına koyayım, sus artık. Bacını sökey sor. Kafasına sandalye şey yapıyorsun da olmuyor. Amına. Oha amına koyayım, bowling topuyla da ölmedi. Bir şey olmuyor buna. Gitar. Orası bir şey. Yine değil mi? Beyni yok ki hasar alsın amına koyayım. Kafa tazına çarpıyor, geri geliyor top. Zaten bir şey olmaz buna. Beynin içi boş olunca böyle oluyor. 3 kelime biliyor. Harbi şu kapıyı nasıl açacağız? Bak şurada bir şey var. Bu neymiş? Eldiven. Şef eldiveni açıyoruz. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Yetişine dostlar. Tutuşuyorum. Bu yangında bizim kardeşimiz nerede? Oha! Amına koydum alev topu. Lan! Ne olmuş buna lan? Bu görmeyeli bir değişmiş ha. Amına koyma, alevli bir şekilde geliyor. Bir dakika. Oğlum büyüklerimiz ne der? Ateşle oyun olmaz der. Bu oyunla ateş oynamış amına koyayım ya. Gelme! Gerçek kuz javeti'yi buldum arkadaşlar. Görmüyor musunuz nasıl yanıyor? Kuz javeti. Senin karını ile yatakta ile tutuşturacağım sanki. Tövbe estağfurullah. Şuraya bir saklan ya. Gitmez yoksa başka türlü. Yani bir kaskın içine mi girdim? Bir elbisenin içine girdim. Saklanıyorum ondan. O neydi öyle be? Birinci bölüm kaplan oldun eyvallah çektik. Polis oldun eyvallah. Sen şimdi zebaniyor musun? Euzubillahimine şeytani racim yani. Bakın kafes yine burada. Demek ki kafese bir şeyler atacağız. Bu bölümde mutlaka bir şeyler toplayacağız da ne toplayacağız onu bilmiyorum. Bak buradan bir ses geliyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Ölüyoruz amına koydum. Sakin olun, sizi kurtaracağız. Yani en azından kurtarmaya çalışacağız. Şu neymiş? Burada bir su tabancası var. Bunu alabilir miyim? Cık, alamıyoruz. Şimdi çatılara çıkmaya başlayalım arkadaşlar. Çatılardan ses geliyordu. İnce şu sandalyenin kulpundan şuraya atlayalım. Atladım. Oğlum tırmanma işleri zor, bana göre değil bak. Ben daha çok inişlerin adamıyım. Hiç çıktım söylenemez bu hayatta. Böyle bir daha deneyeceğiz şansımı. Bir daha deneyeceğiz şansımı. Ben konuşmayı bilmiyorum. Siz beni bağışlamak benim keyfim gelmek. Şuraya. Ama bak en son küfür edeceğim. Sonra yine kötü olan ben olacağım. Evet çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Amma Yanan Şehir. Bir gün bir şehirde bir türlü kavuşamayan iki genç evlenmiş. Evlendikten sonra gerdeğe girmeleri gerekiyormuş. Ve o iki genç yıllar boyu birbirine kavuşamadığı için o bütün yılların acısını o gerdek gecesinde çıkarmış. O gerdek gecesinin çıktığı gün ise bugün işte. Öyle bir sevişmişler ki yangın çıkmış. Yatağın sürtünmesinden dolayısıyla. Hele bak, hele bak, hele bak. Bu hal nedir yani? Hayla bile devam ettikleri söyleniyor. Bu hikaye %100 gerçektir. Doğruluğunu sorgulamayın, hele bir terbiyesizlik kimse yapması. Şuradan şuraya atlayabilir miyiz? Tabii ki de atlarız. Oğlum bu çatılarda kurtarılacak kimse yok mu ya? Gerdeğe söylenene göre şurada girmişler. Canım acısın, boşver. Yanıyor zaten odalar. Karşıya atlıyoruz. Bu çatıda da kimse yok. Sürekli tırmanalım arkadaşlar. Bütün çatıları dolaşalım. Mutlaka kurtarılmaya muhtaç birileri olacaktır. Şuradan da karşıya. Nereye gidelim oğlum da? Aa, zor bir oyun ha. Şurada bir masa var. In the table. Ben şimdi masaya atlayacağım. Hop. Açken sen değilsin. Bugünkü yemeğimiz tuzlayarak yenilen hıyar. Aa, bu da ne lan böyle? Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçi. Ölmüş mü lan bu? Ulan maloz, burada ölmeyi nasıl başardın ulan hıyar? Bunu aldık, bunu kurtaramadık. Bunu şimdi herhalde toplayacağımız şeyler bunlar arkadaşlar. Bir daha göstereyim size, bak şuraya bırakayım.
Bunlardan etrafta var. Bu hayat demek ki bunları kurtaracağız yangından. Şunu niye aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yemek servisi şeyini. Şunları kapatınca yangını söndürüyor. Yangınlar oksijensiz kalınca söner. Buna da şey bilgisi denir. Edebiyat bilgisi. Bu am bitini buraya atalım. Bir tane bulduk bile. Kim bilir kaç tane bulacağız. Şu eldivenden de bıktım. Eldiven de şurada kalsın, gerek yok. Söylenenlere göre arkadaşlar, kötü yorum yapanların göt deliği sürekli böyle yanıyormuş. Ay yanlış yaptım, dur. Koyduk üstüne, bunu da söndürdük. Yangın söndürmenin yollarından biri. Yani su tabancasını aldık ama arkadaşlar su sıkmıyor. İçi boş çünkü. Şurada bir lavabo var. Oradan doldurayım. Hocam bu senin karnı ağrıyor. Lavaboya gidebilir miyiz? Tabii kızım, gidin. Şimdi dolduralım şunu. Doluyor değil mi şu an? Evet, ibreye bakın, doluyor. İbre sona ulaştı. Pes diye de sıkıyoruz, hemen de boşalıyormuş ha. Ateşli neredesin? Ateşli geliyor, sesi geldi, kendi yok ama. Oğlum bu su tabancası da ne kadar büyük, bütün ekranı kaplıyor ya. Allah Allah, nerede bu çöl? Geliyor. Pes, her şey senin iyiliğin için. Lan sönmüyor lan! Sönmüyor ki amına koy. Millet yanmış ya, millet zor durumdadır ya. Hemen şuraya bir yardım yollayalım. Pes, itfaiye geldi. Kurtuldunuz ayol. Şaka bir yana, suyu da boşa harcıyoruz amına koyayım. Düşünsenize yangın çıkmış. Benim gibi de mal biri sizi kurtarmaya geldi. Dayıcım, biz de bu koca şehri şu muslukla da söndüremeyiz ki ama. Burada da hafif bir şeylik var yani. Bu itfaiye ne rakama çalışmıyor? Öldün mü? Psst. Götüm sıkışınca itfaiye. Lan bu itfaiyelere de zaten 10 yılda bir ihtiyaç duyuluyor. Onda da bozulmuş amına koyayım. Şurada bir karga var. Karga, karga, gek dedi. Çık şu dala bak dedi. Ulan bu karga ne bu dala? Karga, seni vurarım, kanadını yolarım. Ne diyorsun lan sen? Size çok basit bir soru soracağım. Cevaplamak için sadece 5 saniyeniz var. Fil ve tavuk çiftleşirse ne olur? Hadi zamanınız başladı, iyi düşünün arkadaşlar. Birazdan cevabı söyleyeceğim ve söylüyorum. Tavuk telef olur. İdare eden beni, bu aralar biraz moralim bozuk, o yüzden böyle espriler yaparak sizi de kendi de neşelendirmeye şey yapıyorum. Su tabancasını alıyoruz, evlere gireceğiz, evlere gireceğiz. Tekrar ediyorum. Evlere giriş izni sağlanıyor. Mesela şurada boş bir pencere var. Şuraya bir girelim. Söndürmemiz gereken yer neresi? Bu ne lan böyle? Metal ütüdür, nedir bu? Ulan bu yangını bu ütü mü çıkardı ne? Ütü değil ki, baskı makinesi gibi. Evin her tarafı gocurduyor. Evet, itfaiye ekiplerinden olaya sert müdahale. Pıs. Oh. Harbi var ya, sert müdahale dedim, böyle olur adamım. Uy uy uy. Kahramanımız. Söndürdük. Devam ediyoruz, bu odaya giriş yapalım. Vanayı açtık. Bir yere su açtık. Su bir yere gidiyor galiba. Biz vanayı açtığımız için burada yine bir buhar şeyi çıktı. Bu oyunda bütün buharlar fırlatma üzerine amaçlanmıştır. Şimdi bizi de fırlatsın. Yukarıya, tam da istediğim yere fırlattı ha. Güzel bir noktaya fırlattı bizi. Buradan da şöyle karşı uçuyoruz. Nahan da geldik. Şurada bir kapı var. Bakalım. Pek hayırlı bir yere inmiyor gibi. Ama yine de bir şansımızı deneyelim. Hop, balıklama. Evet, iniyorum. Hayli iniyorum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Ben size ne dedim? Pek hayırlı bir yere inmeyecek dedim. Ne oldu? Yatak odasına düştük amına. Böyle öyle böyle yatak odası değil. Burada grup çalışması yapılır. Düşe düşe çiftleşme odası denen bu odaya düştük. Şaka maka, buradan almamız gereken şeyler bu yastıklar arkadaşlar. Hani çatıdan bize sesler geliyordu ya. O çatıdaki insanları kurtarmak için yere yastık sereceğiz. O çatıdakiler de işte yastığın üstüne atlayacaklar. Öyle kurtulacaklar. Şimdi yastıkları sermemiz gereken binanın önüne geldik. Sereceğim. Koyuyorum. Yani ya zaten bu yastığın üstüne atlarsınız ya da zaten yukarıda öleceksiniz. İki şansınız var. En azından şansınızı deneyin. Yine ölme oranınız yüksek de en azından bir şansınızı deneyin. Piç bıraksaydı. Bırakmıyor ki. Gitmiyor başımdan. Geldim geldim, tekrar geldim, bir dakika. Bu sefer yine mi gördü beni? Bu şarkı niye ötü? Gördü. Kaç kaç kaç. Ay sülalesine tükürdüm. Bırakmıyor ki insan, millet yardım etsin. Kahvedir bak, boş işe bak. Ben senin üstünde ben biber közlemedim. Benden adı rus bir yok. Bekle bekle.
işi kurtaramadık ya bunun yüzünden. Çakala bak ya, idol it. Yapıştı peşimize sapık gibi. Bırakmayın, milleti de kurtaralım. Buraya... Ananı sikim tuttu. Buraya saklanacaktım ha. Bu sefer kurtaracağım sizi gerçekten. Yastıklar burada değil mi? Aa, yastıkları koyunca hepsi atlamış bakın. Ölmüşler. Ama en azından şanslarını denediler. Böyle binadan atlamışlar biz yastıkları dizince ve biz de yastıkları yanlış yere dizmişiz amına koyayım. Binanın altına dizmişiz. Yani hiçbirini kurtaramadım. Böyle bırakayım. Arkamızda cinsi sapık var. Bir. Geliyor. İki. Geliyor. Üç. Uç. Sizi de kurtaracağım minik bebekler. Ver. Hemen şu döşekleri oraya da serelim. Merak etmeyin. Güzel atlarsanız kurtulursunuz. Yastıkları diziyorum hemen. Adam akıllı, atlayın bak. Atlayın. Niye atlamıyor bunlar? Ananın orta amını böyle yalayım yalayım böyle. Vuruşturana kadar. Her seferinde aklımı çıkarıyor aniden gelerek. Atlayın amına oğulları. Atla. Serbest ya, sizin için döşek sermişim üstüne. Tam balıklama atlarsanız ölmezsiniz. Binanın içine mi gireyim? Giremiyorum. Facebook'taki dayılar gibi anasını satayım. Ateşliyorum. Ateşliyim. Yanıyorum. 55 yaşındayım. Ev var, araba var. Evlenmek isteyen beyanlar eklensin. Ev var, araba var. Şimdi size yapacaklarımızı anlatıyorum. Şurada bir bulut var, görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçi tam göremiyorsunuz daha bak. Şu bulut var ya, bunu suyla dolduracağız. Suyla doldurmamız için bulut neyle dolar? Buharla. Buhar neden olur? Suyla. Burada şu an su az. Önce buraya bir su dolduracağız. O suyu eritip buhar yapacağız. Buhar buluta dolaşacak. Bulut da yağmur olup her tarafa yağacak. Ve yangını söndürecek. Amacımız o. Umarım anlamışsınızdır. İlk önce vanayı şuraya takmamız lazım. Onun için tekrardan yukarı gidip atlayalım. Ve bu arada arkadaşlar, bu oyunun hikayesini de biraz araştırdım. Onu da size anlatacağım. Bölüm sonu göreceksiniz. Gelelim şuraya. Tekrardan çıkalım. Ulan bu yolu en az bugün 28 kere denedim ha. Asiktir, çıkamıyorsun. Yine de çıkamıyorsun işte. Ne demişler? Eşek bir yolu 28 kere denese de yine çıkamaz demiş. Dediğim gibi şu an tek yapmam gereken tekrardan bu bataklığı su doldurmak. Onu yapıyoruz şu an. Zaten şimdi. Asiktir, az kaldı yine düşüyordum. Bir ton emek çöp oluyordu. Evet, taktık. Çeviriyoruz vanayı. Aşağısı su doldu. Bataklık su doldu. Bu planımızın birinci aşaması. Evet, gel hayvan oğlu hayvan. Gel. Gel beni takip et, gel. Gel 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 gel. Şu bataklığın içine gir bakayım sen. Geliyorsun değil mi? Geliyor. Şu suyu eritmek için lazım. Gir şu bataklığın içine, gel. Hop, bataklığa soktuk. Bakın bakın, su nasıl erimeye başladı hızlıca. Bak, su buharlaşıyor bak. Bulut suyla dolacak. Ay, yine de beni yakalamasa iyi olur. Hayvan oğlu hayvan, gel tekrar gir, gel. Hayvan oğlu hayvandan yardım alıyoruz .com. Bir daha gir hayvan oğlu hayvan. Suya gir. Heh, suyu nasıl da kaldırdı, her tarafı buhar etti. Hop, tamamdır. Bulut gidiyor arkadaşlar. Bakın şu an bulutun üstündeyiz ama yanlış gidiyor biraz. Bir dakika. Artık bulut ne yapacak? Galiba bulut şu an yağıyor arkadaşlar. Yangını söndürmek için. Yanıyor değil mi şu an? Harul hurul. Yandı yandı. Bulut yandı. Bakın bu binanın ateşini söndürdü. Burada da oyuncaklar düşmüş. 1, 2. Sönünce hepsi kendi atmış. 4. Bu muydu yani? Ya bunlar sırf kendi böyle rahatça bıraksın diye mi biz o bulutu doldurduk? Ben zaten bulut bütün şehri söndürüyor. Sadece binayı söndürdü. Bunları da atınca oyun bitiyor mu acaba ya? Başka kaldı mı? Gidip bir deneyelim. Size oyunun hikayesi hakkında bilgi vereceğim. Bak 1, 2, yeter mi? 3. Yeter herhalde. Ha, bunu da at. Evet. Ne oluyor önce bir izleyin. Oyuna devam ediyorlar. Bir oyunu daha bitirdiler. Babaları geliyor. Bakın ne yapacak. Üzgünüm lo gibi bir hali var. Kendi yere yığıyor. Galiba arkadaşlar bunlar bir kaza yapmış, trafik kazası. Komşumuz karısını kaybetmiş. O yüzden hepsi çok üzgün. Görüyorsunuz. Çocukları öksüz kaldı. Kendisi de dul kaldı. Hepsinin morali bozuk. Hikaye nasıl devam edecek? Onu da göreceğiz. Ama işte depresyona girdiler. Hayır, bu ikisi. Bak 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 bak. Öbür bölüme geçtik, hala da üzgün bak. Demek ki bizim komşun
delirdi. İlk an buymuş. Burada bir durduralım. Gelecek bölüm final olacak arkadaşlar. Orada da hikayenin devamını tam öğreniriz. Vay be komşu. Ya adam niye depresyona girdi belli oldu. Hayatı boyunca ona sadece bir kişi bakmış. O da karısı. Karısını da kaybetti. Siz de komşumuz katil değilmiş yalnızlıktan. İlahi bir hale bürünmüş. Devamı da var. Hikayenin devamında var. Diğer bölümü anlatırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.